Galatasaray'a geçelim. Mesela haber bir tek Galatasaray'da var herhalde veya Ne gibi? olacak. Yani en Transfer mi? azından transfer işte teknik direktör arayışı yok. O anlamda daha sakin. Kapalı Teknik direktör. da yok yani Galatasaray 15. olsa da Farioli olmayacak. geliyormuş. Heh, onu da soracağım. Oradan başlayalım. Farioli ile ilgili haberler doğru mu? Haberler şuydu. Fatih Terim'e Burak Elmas Fatih Terim'i yardımcı olarak Farioli'yi teklif ediyor. Fatih Terim sıcak bakmıyor diye haberler vardı. Doğru. Hatta haberler senindi. Pardon, özür dilerim. Tamam. Haber zaten senin. Şöyle Galatasaray yönetiminin Fatih Hoca'nın ekibine bir yabancı teknik adam dahil olması yönünde bir görüşü ve fikri var. Ve nitekim de bu doğrultuda rakipleri, ligi iyi bildiği için Farioli ismi gündeme geliyor. Görüşülüyor da. İtalyan teknik adam da sıcak bakıyor. Hatta işte hafta sonunda Antalyaspor maçını da tribünden takip etti. Fatih Hoca'ya sunuluyor ama hoca bu görüşe sıcak bakmıyor. Farioli Süper Lig'de takım çalıştırmış. Artık kariyerinde birinci teknik adamlık pozisyonuna yükselmiş bir isim. O yüzden onun kariyerini ve yükselişini kesmek olur bu hamle diyerek şu anda Peki sıcak şeyi bakmıyor açıkçası. soracağım. Fatih'in tabii tercihi. Ama yönetimin bunu önermesi hani ben şey gibi de algıladım biraz. Yani Selçuk Yunan, Necati Ateş bunlardan sanki yönetim çok memnun değil gibi ama hani mesela böyle bir şeyi Fatih Terim'e önermek de riskli. Fatih Terim Tabii. hani bunlar biraz Ama ego şöyle belki şuradan bir sorun yapabilir. kapı açıp yöneticiler Fatih Hoca'yla tekrar bu konuyu gündeme getirmiş olabilir. Sezon başında da hoca bir İtalyan antrenör istiyordu ekibine. Fakat o hamle yapılamamıştı ya da doğru isim bulunamadı. Selçuk ve Necati şu anda devam ediyor. Ona paralel olarak şimdi doğru zaman diyerek gittiler hocaya ama hoca şu an Farioli ismini kabul etmiş durumda değil. Fakat Ama bu başka değil bir ki İtalyan olmayacak. adam da gelebilir diyorsun yani. Belki bir hamle olabilir. Yani en azından yönetimin bu noktada isteği var. Sezon başında Fatih Hoca da bunu olumlu karşılamıştı. Yani bir hamle olabilir oraya. Bak Farioli yani istikrarı koruyamadı ama Montella çok iyi gidiyor Adana Demir'de. Monte Çok net Ali ama Farioli Montella abi ya. Monte'ye hoca hayır, ya. Sampdoria Roma Monte'ye bugün hayır. Galatasaray, Fener. İtalyanlar ısınıyor yani ligimize o Fener, anlamda. Tabii tabii. Beşiktaş, Trabzon'u doğrudan Evet. alması beklenen Ya İtalyan bir takımda çalıştıracak kapasitede, kariyerde, donanımda tabii bir de tabii. yani şey Çok da iyi teknik futbolcu. adamlık Evet. kariyeri de çok iyi. Futbolculuğu da çok iyiydi. Ben çok beğenirdim. O zaman Galatasaray'da hani başka bir İtalyan teknik adam şeyi Olabilir. gene olabilir diyorsun. Olabilir. Transfer dönemi yakışıyor. Şunu da soracağım. Mesela burada biraz eleştirildi sosyal medyada. Selçuk İnan'ın galiba bir açıklaması olmuş. Hani takviye yapabiliriz anlamında. Yine bir 4-5 isim diye söyleyenler var. Bu kadar yüksek değişim olacak mı Galatasaray'da ya da Aslında olur mu? Selçuk İnan'ın değil tabii ki o sözler. Direkt Fatih Hoca'nın sözleri. Adana Demirspor maçı sonrasında basın toplantısına Selçuk İnan geldi ve hocamızla da şimdi konuştuk. Oynayarak gelişemiyorsak Değişerek gelir. değişerek gelişiriz gibi bir cümle kullandı. Transferi kastetti. Yani teknik heyetin Avrupa Ligi'nde işte yarı final, çeyrek final, belki final hedefiyle birlikte yönetimden 5 tane transfer isteği var. Ha bunlar gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Artık onun hesabını, kitabını Galatasaray yönetimi yapacak ama Fatih Hoca'nın net bir şekilde Gedson Fernandes'le birlikte bir 6 numara transferi, yani orta sahaya 2 takviye. Fatih Hoca da ısrar etti mi ediyor? Evet, bir yerli Öyle kaleci. ben söyledim çekiliğim yok ya. Yani. Yok, bir kanat, bir de forvet isteği var. Yani 5 tane transfer istiyor. Onlardan da biraz Ama şimdi şunu da sorarım ben. Yani 6 aydır, 6 ay demeyeyim ne kadar sezon başı işte 4 aydır sürekli yeniden yapılanmadan bahsediyorsun. Ama ilk devre arasında 5 transfer istiyorsun. Yani bu da biraz fazla değil mi? Yani oraya da şimdi Ya da yönetim nasıl bakıyor? Yani yorum şöyle yapmasan bile. söyleyeyim, teknik gözüyle değerlendirdiğimizde yani bu soruyu mesela teknik heyete sorsak şu cevabı alacağız.
Galatasaray yıllardır istediği transfer hamlelerini finansal fair play nedeniyle yapamıyor. Kalıcı transferlere imza atamadı. Takım yaşlandı. Bu devre arasında da fayda alamadığımız yabancı futbolcularla da yolları ayıracağız. Yerlerine genç ve gelecek vadeli isimleri takviye edeceğiz diyecekler. Şunu işte Fegüli Bobeli işte yüksek maliyet olduğu için söylüyorum. Hani elinden çıkarsa bütçeyi açsa tamam. Bu noktada da bir sıcak gelişme daha aktaralım. İşte bugün birkaç telefon görüşmesi yapmıştım. Kesin olarak Ocak ayında Galatasaray 3 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Ve üçünün de menajerine ve kendilerine bilgi verildi. Ryan Babel, Christian Luyendama ve Asuncao. Luyendama konusuna ama Luyendama'nın sözleşmesi var. Onu da şöyle parantez açıp açıklayayım. O zaman da dile getirmiştim. Luyendama'nın sözleşmesi, performansı ya da ondan bir beklenti olduğu için uzatılmadı. 8 milyon euro bonservis bedeli yatırım yapılan bir futbolcunun bedelsiz olarak sezon sonunda kontratı biteceği için sıfır bonservisle gitmemesi için bu imzalar atılmıştı. Sezon başında haberini yapmıştık. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp Kulübü Luyendama için 2,5 milyon euro bir resmi teklif vermişti. Fatih Hoca da bunu doğrulamıştı ama o günün şartlarında Galatasaray bu rakamı biraz düşük ve az bulmuştu. Ama bugün itibariyle hem Luyendama'ya hem menajerine kulüp bulması, teklif getirmesi yönünde bilgi verildi. Yani bu rakamlar bir kez daha Babel'i eğer vermesi de pek masaya mümkün girmişse, değil gibi yani. Babel'in 6 aylık bir kontratı kaldı. Eğer ki kulüp bulursa orada artı eksi biraz olay Falcao'daki formüle dönebilir gibi gözüküyor. Çünkü yani büyük oranda ödeyip maliyetinden çıkıp belki işte 500-750 bin euro gibi bir rakama kulüp bulursa üstünü Galatasaray tamamlayacak. İkinci yarı için çünkü hak edişi 1 milyon 250 bin euro. O noktada bir şekilde orta yolda buluşup Babel'le de yolları ayırmak istiyor Galatasaray. Çünkü hocanın bir kanat transfer isteği var. Kanada takviye yapmak istiyor. Bu noktada da ilk vazgeçtiği için isim Babel oldu. Yani Denizman ismi var. Genç bir oyuncu ama pahalı bir oyuncu. Sol bakken var. Piątek de yazıyor ama Piątek okunuyor galiba Polonyalı futbolcu. Evet, Hertha Berlin'deki oyuncuyu soruyorlar. Alternatiflerden bir tanesi Galatasaray bu forvet bölgesine bonservisle transfer değil de kiralık olarak tecrübeli iyi bir golcü almayı düşünüyor. Bir tane daha mı yani? Hani Cagney gerçi bir ay mı sakat? Şöyle yani Cagney bir ayda döneceğine inanıyor ama yani sağlık kurulunun düşüncesi 2 ila 3 ay zarfında. Doktorları dinlemiyor. O yüzden kolay değil biraz dönüşü. Ya orada da biraz planlar bozuldu zaten. Yani Cagney ile alakalı planlar oldu. Ocak ayında Cagney'i satıp İtalya, İngiltere pazarına verip oradaki kulüplere bir forvet takviyesi yapmaktı. Ama şimdi mecburen revize edilecek planlar. Çünkü Muhammed Afrika Kupası'na gitti. Hafta içinde duyurmuştuk, yazmıştık. Satın alma opsiyonunu Galatasaray kullandı diye. İlk sen yazmıştın. Bugün de resmiyete kavuştu. Galatasaray kulübü açıkladı ama Galatasaray belki de yani şimdi Mısır'ın Afrika Kupası'nda favorilerden biri olduğunu düşünürsek Şubat ayına kadar yararlanamayacak. Cagney sakat. Elde bir tek Halil kalıyor. Şimdi Liverpool'un sorunu da bu. Hem Salah hem Mane gitti. Bak Çağdaş abi Liverpool daha iyi biliyor. Tabii. Ama şimdi Muhammed Salah Sadio Mane gidiyor takımdan yani. Bizde de Mustafa Muhammed var ama yani o yüzden bir forvet transferi daha yapacak Galatasaray. Onun dışında Yusuf Yazıcı ismi. Evet o da soracaktım. Ona doğru da değinelim. Lille kulübü net bir şekilde Yusuf sezon sonuna kadar forma giyebileceği bir kulübe kiralamak istiyor. Galatasaray kanat transferi yapmak isterken menajerler vasıtasıyla bu sayfa ve transfer gündemi açılıyor. Galatasaray kulübü sıcak bakıyor. Fakat burada Yusuf Yazıcı'nın kontratı nedeniyle Yusuf'un Galatasaray'da forma giymesi için Trabzonspor'un onayı gerekiyor. Eğer Bordo Mavili kulüp onay verirse bu transfere Yusuf 6 aylığına Galatasaray'a kiralanabilir. Ama dediğim gibi burada tamamıyla söz hakkı ve belki de kilit nokta
Trabzonspor'un yanıtı olacak gibi duruyor.